Merhabalar. Bu videoda sizlerle Archon'da hızlı ve gerçekçi bir render'ı nasıl alırız? Onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak bu şekilde sahnemizi karşıma aldım. Ürün yerleşimlerini daha önceden yaptım fakat herhangi bir malzeme ataması yapmadım. Onları birlikte yaparız. Şöyle bir genel sahneyi gösterecek olursam, içeriye ışığın yoğun girmesini sağlayacak kameranın görünmeyen yerlerine 2 adet pencere ekledim. Bunun sebebi sol taraftan gelen ışığın sağ tarafı da yeterli kadar aydınlatmaması durumunda buradan da ilave ışık alıyor olmak. Eğer ışığınız çok yoğun gelirse bunları daha sonra kaldırabiliriz. Yine aynı şekilde şuradaki alanda da bir karartı olmasın diye buradan da içeri ışık girip şurası aydınlansın diye buralara da pencere ekledim. Şimdi örnek sahnemizde bir render alalım. Herhangi bir materyal atamadan ve hiçbir şey yapmadan nasıl bir sonuçla karşılaşıyoruz onu görelim. Daha sonra materyal atamalarımızı yapıp en hızlı render ayarıyla ilk render'ımızı alalım. Daha sonra bunu iyileştirerek gerçekçi ve daha kaliteli bir render'la ilerleyelim. Şimdi ilk olarak bakış açısını ayarlamak gerekiyor tabii bu durumda. Nasıl ayarlayacağım? Sahneyi görmek istediğim kısmı bu şekilde klavyeden sıfır tuşuna basarak önce yukarıdan bakıyorum. Daha sonra sol üst tarafta bulunan zoom fonksiyonu ile yakınlaşmak istediğim alan içerisinde bir şekilde bir karesel alan oluşturuyorum ve ok tuşlarıyla içeriye doğru giriyorum. Şu an tam duvarın önünde kaldım. Biraz daha ileriye gitmek için şurada yürüme fonksiyonuyla tıklayarak bu şekilde ileriye gidiyorum ve tekrar ok tuşlarıyla aşağıya doğru iniyorum. Hafif sağa döndüm, geri geldim. Klavyeden 2, 4, 6, 8 tuşları ile bu şekilde sağa sola hareket edebilirsiniz. Shift tuşuna basıp aynı anda ok tuşlarına basarsanız da klavyeden kamera baş eğimi dediğimiz bu şekilde eğim görürsünüz. Bulunduğunuz konumda bakış açınızın derecesini arttırmak için ise bakış açısı koy sekmesine sağ klik yaptığınızda görüş alanı kısmından açı değerini değiştirerek mesela 75 yaparak bulunduğunuz konumdan daha geniş bir konuma geçerek bu şekilde sahneyi görebiliriz. Burada ben 75'in veya 80'in üzerine çok çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Balık gözüne dönerek sizin objelerin de formunda kaymalar vesaire olabilir. Aynı zamanda şuradaki adım sayısı da mesela bunu 2 yaptığımda 2, 4, 6, 8 tuşlarına bastığımda daha kısa hareketler edecektir. Buradan adım sayınızın büyüklüğünü de değiştirebilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde bir test render'ı alayım. Herhangi bir atama yapmadan bakalım nasıl bir sonuç verecek. Şöyle biraz daha yaklaşayım. V-Ray butonuna basıyoruz ve buradan kaydet diyoruz. Evet diyoruz daha sonra da. Şimdi render almak istiyor musunuz şeklinde sorumuz geldi. Evet diyelim. Açılan V-Ray ayarlar penceresinde hazır olan ayarlarımızdan 800-600 orta kalitesi seçip render'a basıyorum. Evet, şu an herhangi bir malzeme ataması yapmadığımız için doğal olarak dışarıdan içeriye herhangi bir ışık girmedi ve bundan dolayı sahnem son derece karanlık oldu. Şimdi render'ı kapatıyorum. Sıfır tuşuna basarak projeyi karşıdan görüyorum. Kütüphanemizden Shrink fonksiyonu tıklayarak V-Ray malzemelere gidiyorum. Burada hazır materyallerimiz bulunuyor. Bunlarla atamalarımızı yapıp tekrar 1 dakikalık bu hızlı render'ı alalım. Sadece şeffaf materyaller için, şeffaf malzemeler için geçerli olan cam materyalini kontrol tuşuna basılarak kullanmam gerekiyor. Ben buradan cam malzememi pencerelerimin üzerindeki camlara kontrol tuşuna basılarak sürüklüyorum. Buralardan içeriye ışık girmesi için. İlk render'ımızı gündüz modunda alalım. Daha sonra tavanda bulunan bir küçük aydınlatma sayesinde oradan da içeri homojen ışık yayılımı yaparak değişken modda da bir render alırız. Evet, şimdi kontrol tuşuna basılarak tüm sahneyi aydınlattım. Daha sonra zemine de yine materyalimizi verelim. Burada şuna dikkat etmenizi önereceğim. İsimlere çok takılmayın. Bu materyallerin nasıl oluştuğunu, mantığını anlatmaya çalışacağım şimdi sizlere. Bu şekilde kendi materyallerinizi oluşturarak sizler de materyal editörünüzün
sayısını arttırabilirsiniz oradaki materyallerin sayısını. Üzerine çift tıkladığımızda burada bir yansıtma payı bir de parlak ışık değeri görüyoruz. Bunlar ne işe yarar? Yansıtma payı buradaki parkenin koltuğu, pencereyi veya üzerinde bulunan diğer ürünleri ne kadar, hangi yüzdeyle yansıtacağını anlatır. Parlak ışık değeri ise yansıyan bu objenin ne kadar net gözükeceği. Örnek veriyorum, ayna %100 yansıtırken karşısındakini de %100 gösterir. İşte paslanmaz da örnek veriyorum işte %30, %40 yansıttı. Ama karşısındakini full'ü göstereceği için buradaki değer ona göre düşecektir. 70'lere, 60'lara kadar düşebilir. Yani yansıyan objenin netliğini bu kısım, objenin ne kadar kendisini ne kadar yansıtacağını da buradan ayarlayabiliyoruz. Biz bu şekilde standart değerler oluşturduk. Sizler bunları test için arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, siz buradan gelip 12 değerini verdiniz test için veya işte daha düşük, daha yüksek değer olabilir. Buraya gelip yanına herhangi bir isim yazıp yeni malzeme olarak kaydettiğinizde bu materyal kütüphaneye kaydoluyor ve daha sonrasında bunu kullanabilirsiniz. Şimdi burada malzememizi sürükleyelim. Aynı şekilde buradaki ahşap tablamıza seramik verelim. Leke verelim, pardon, düzeltiyorum. Daha sonrasında buradan parlak seramikte dekorasyon ürünlerimize verelim. Onun dışında herhangi bir şey yapmıyorum. Tekrar bakış açımı hızlıca ayarlayacağım. Bu şekilde sahneme yaklaştım. Ok tuşlarıyla sahneye bu şekilde girdim. Yürüme fonksiyonuyla bu şekilde sahneyi karşıma aldım. Evet, biraz daha geri gelebilirim veya biraz açılı bakabilirim. Ben bu şekilde bakmak istiyorum. Renk zaten bir tık beni geri götürecek çözüm farkından dolayı. Tamamını görebileceğini düşünüyorum. Görmezsek de tekrar ayarlarım. Şimdi gündüz modundayım. Tavanda herhangi bir ışığım yok. Çalışmıyor. Sadece dışarıdan gelen gün ışığından faydalanacağım. V-Ray butonuna bastım. Render dedim ve kaydettim. Gelen seçeneklerde evet diyorum. 3 noktaya tıklayarak yine 864 orta kalitenin seçili ve render butonuna basıyorum. Evet, şu an renderımız tamamlandı. 1 dakikalık en düşük kalite renderle. Biraz ışık yoğunluğumuz fazla. Buradan küçük dokunuşlarla bunları artırıp aslında istediğimiz gibi de azaltabiliriz. Şu an en düşük kalite olduğu için duvarda lekelenmeleri mevcut. Tavanda kullandığım, koymuş olduğum ışığın herhangi bir aktivitesi yok şu an. Herhangi bir işlev görmüyor. Sadece şurada duruyor. Değişken modda renderde bunu da kullanacağım. Şu an render süremizi test edelim. Bakın tam 43 saniyede bu render'ı almışız. 43 saniyede. Şimdi değişken modda render değerlerimizin kalitesini biraz daha yükselterek bir render daha alalım. Burada bahsetmek istediğim bir detay var. İkinci render'ı yüksek kalite render almadan gündüz modunda bahsedeceğim bir değer. Az önce almış olduğumuz sahnedeki render'ın genel sahne aydınlık değerini buradaki Bright Multicolor Mapping'in altındaki Bright Multiplier değeri sağlar. Bunu 1 ile 50 arasında kullanabiliriz. Ama 30'un üzerine çok çıkmanızı tavsiye etmem. Benim önceliğim pencere adedini arttırarak bu değeri düşük kullanmak. Bunu ne kadar düşük kullanırsak sahnedeki gerçekçiliğimiz, renkler, dokular vesaire o kadar iyi olacaktır. Sahnedeki pencere sayımızın az olduğu durumlarda bir tık daha arttırabiliriz. Ama bunu ne kadar düşük yaparsak, dışarıdan gelen fotoğrafın kendi aydınlığını düşürüp dışarıdan gelen ışığı arttırırsak daha gerçekçi renderlar elde ederiz. Mesela ben bunu tekrar düşürüp aynı sahneyi render altında, bakın şöyle onu düşürelim. Bakın render ekranındaki o parlaklığı azalttı. Renkler bir tık daha belirgin olmaya başladı. Color Construction özelliğimizle de zaten küçük dokunuşlar yapabiliyorduk. Buradan açıyoruz. Şu iki değeri aktif hale getirmemiz gerekiyor ve buradaki çubuklarla da render taraması bitsin. Şu an ikinci taramayı da yapıyor. Tamam. Evet, hemen bir bakalım ne kadar sürmüş. Bakın buradan da gördüğünüz gibi
39,8 saniye ışık değerinde oynama yaptığım zaman aldığım sonuç bu. Şimdi mevcut sahne üzerinde bu şekilde birkaç dokunuşla da sahnenin aydınlık ve canlılık değerlerini buradan değiştirebilirim bu şekilde. Bu tabii 30 saniyelik bir render, birazdan daha yüksek çözünürlüklü, daha kaliteli bir render'ı alacağız. Gündüz modu ile ilgili temel olarak bahsedeceğim şeyler bunlar. Peki değişken modda nasıl render alıyoruz ve render kalite ayarlarımızı nasıl arttırıyoruz? Şimdi öncelikli olarak tavanda bir tane rectangle light lambamız var. Değişken moda geçtiğimizde bu artık aktif hale gelmiş olacak. Aynı zamanda dışarıdan gelen gün ışığını da kullanıyor olacağız. Bunun üzerine çift tıkladığımız zaman ışık kaynağı seçeneğinden ışığımızın oda içerisindeki rengini buradan belirtebiliriz. Daha sonra tekrar bakış açımıza geri dönüyorum. Bu şekilde bir tık daha geniş açıyla bakalım sahnemize. Evet, bu şekilde bakmak istiyorum. Şöyle hafif yaklaşalım. Tamam. Şimdi ışığım da aktif. Dışarıdan gelen gün ışığım da aktif. Değişken moda geçtim. Saat kontrolü yapabilirsiniz. Hangi saatte dışarıdan içeriye güneşin gireceği saatin yönünü buradan ayarlayabilirsiniz. Daha sonra onu test etmek için de buradaki şimşek fonksiyonuyla, bakın birazdan gün ışığının düşüşünü görüyoruz. Buradaki şimşek fonksiyonu test edebilirsiniz. V-Ray butonuna bastım ve render dedim. Şimdi buradaki parametrelerden kabaca bahsedelim. Çözünürlük bizim render aldığımız ekranın çözünürlüğü oluyor. Ben bu render'ı 1440'a 768 kalacak şekilde almak istiyorum. Global Switch içindeki displacement'ı kullanmıyoruz. Bu dokunun üzerindeki değerinin obje üzerindeki hissedilmesini arttırıyor. Fakat şu an gereksiz render süresini çok fazla uzattığı için bunu kullanmıyorum. Default light'lara da ihtiyacım yok. Show GI Only, dışarıdan gelen gün ışığının zemin ve ürünler, objeler üzerindeki iz düşümünün gözüküp gözükmemesiyle alakalı bir ayar. Tiksiz olduğunda bu güneş iz düşümü zeminde gözükecek. Şu an aktif bu şekilde kalmasını istiyorum. Color mapping sahnemizin genel aydınlık değeriydi. Tavanda bir ışığım olduğu için ve pencere sayımda fazla olduğu için bunu şimdilik 8 kullanacağım. Değişken modda 10'un altında kullanabilirsiniz. Renderlarınızı. Eğer ihtiyaç varsa tabii biraz da arttırabilirsiniz. Burada herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Irradiance Map'te render kalitemi arttıracak Subdivision değerlerimden ikisi de bunlar. Yüksek kalite renderlar için 80'e kadar çıkabilirsiniz ama ben şimdilik 60'ta kalacağım. Yine buradaki değerimi de 40 yapabilirim. 50'nin üzerine çıkmanızı tavsiye etmem. Pestleri isterseniz açabilirsiniz. Bu pestler ne işe yarıyor? Işığın, materyalin ve texture'ların, yani dokuların tek tek ayrı ayrı taranmasını sağlıyor. Bu sayede daha gerçekçi bir render oluşturabiliyorsunuz ama tabii zamanla çok etkilen şeyler bunlar. Daha sonra zaman da oldukça açacaktır. Ben şimdilik tiklemiyorum. Onlarsız verelim. Subdivision'ı 1000 yapıyorum. Buradaki değerimi de 10 yaptıktan sonra iç mekan renderlarında Adaptive Subdivision kullanıyorum. Fixed Subdivision değerimiz 12 olsun. Min-Light ve Max-Light değerlerimiz bu şekilde. Edge Render'da şurada görmüş olduğumuz pencerelerdeki köşe kırıklıklarını vesaire, şuradaki duvardaki köşe kırıklıklarını net dümdüz bir hale getirecektir. Max Subdivision değerimiz burada 24. Threshold değerimiz 0,05. Sahnemden ışığı seçiyorum. İnstansi değerimiz 1 olacak. Işığın çarpan katsayısı. Bunu mutlaka 1 yapın. 3 metre, 3 metrelik genişlik ve yükseklik. 3 metre genişlik, 3 metre yükseklikte odamı aydınlatacak bir ışık aktif hale getirdim. Şu an çalışacak. Render deyip nasıl bir sonuç çıkartacağını hep birlikte görelim.
Evet, renderımız tamamlandı. Hemen kaç dakika sürdüğünü buradan tekrar bakalım. Biraz hızlandıracağım çünkü video yaparken. 7 dakika 50 saniye. Bakın burada görebiliyoruz renderımızın süresini. Hemen Color Construction kısmını açtım. Şuradan şöyle 1-2 dokunun. Şöyle birazcık renklerimle ilgili. Bakın 7 dakikada çıkan sonucumuz bu şekilde. Oldukça hızlı ve kaliteli bir sonuç aldık. Peki bunu nasıl kaydedeceğiz? Bunu burada bulunan Save Image kısmına basarak bilgisayarda masa üstünüzde JPEG formatında veya PNG formatında kaydedebilirsiniz. JPEG olarak buraya bir isim verip kaydetmeniz yeterli. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Da vakit ayırdığınız için teşekkürler. Hepinize iyi renderler.